Herkese merhaba. Biyoteknolojik İlaçlar Derneği ve Kanal Bu'nun ortak veşa düzenlemiş olduğu programımızın bu bölümünde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Özet konuğumuz. Kendisiyle bu dönemde COVID-19 döneminde onkoloji hastalarının tedavisi ve dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ve kendinizi bize Teşekkür ederim tanıtır Mustafa Hocam. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz de sizlere katkı vermeye çalışacağız. çok memnun oluruz. Çok teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Daha izleyenlerimiz de sizi tanısınlar. Ben Zafer Hocam'ın belirttiği gibi Profesör Doktor Ahmet Özet. 1983 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ta ki ben Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde askeri hekim olarak iç hastalıkları ve takiben tıbbi onkoloji uzmanlıklarını yaptım. 1993 yılında bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Üniversitesi'nde staj tahsil dediğimiz yurt dışı eğitimi yaptım. Klinik araştırmalarla ilgili bir yıl süreyle orada ilgilendim. 1995 yılında doçent oldum ve Gülhane'de tıbbi onkoloji bilim dalı sorumluluğunu üstlendik. Orada hem tıbbi onkoloji kliniği hem de kemikli transplantasyon ünitelerinin sorumluluğunu 2009'a kadar yürüttük. Bu Gülhane'de bu deneyimimizden sonra 2009 yılında emekliliğe ayrılarak Acıbadem Hastanesi'nde Bursa'da bir 6 ay süreyle özel deneyimimiz oldu. Ve 2010 yılından itibaren de Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Son bir yıldır da Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmekteyim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam Bu bizimle arada birlikte olduğunuz için. birkaç Buyurun. şey daha söyleyeyim. Tabii Yine ki. 2015-19 arası Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanlığı. Yine Türk Tıbbi Onkoloji Dernek Başkanlıklarında bulundum. Bu görevleri de tamamladık. Şu anda Gazi Üniversitesi'ndeki görevimizde devam etmekteyiz. Ne güzel. Hocam şöyle biz biyoteknolojik ilaçlarla tabii daha çok ilgilendiğimiz için özellikle onkoloji alanı bizim için önemli alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla özellikle de monoklonal antikorlar bizim ilgi alanımıza orası çok fazla giriyor. Bu dönemde genel olarak onkoloji hastalarının bakımı ile ilgili neler yaşandı, neler değişti, nelere dikkat ediliyor? Bunu size sorabilir miyim? Tabii öncelikle bu monoklonal antikorlarla ilgili olarak tabii ülkemizde bu alanda büyük ihtiyaç var. Bu tip monoklonal teknolojisine, monoklonal ilaç üretimine ve bu ilaçların pratikte uygulanabilir hale gelmesine ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de bu alanda özellikle Kanser Enstitüsü Başkanı olduğumuz dönemde bunun altyapısını kurmaya çalıştık. Bunun yanında yine Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Kurumu'nda uzunca süre ruhsat komisyonu görevlerinde bulunduk ve bu alanda da yine ülkemizde bu ilaçların ülkemizde üretimiyle ilgili gerekli destekler nasıl yapılabilir onları sağlamaya çalıştık. Tabii monoklonal teknoloji önemli. Öncelikle ülkemizde bu teknolojiye sahip olmamız gerekiyor ve bunu sahip olan belli firmalarımız var ve artık özellikle biyobenzer kapsamında belli ürünler artık ülkemizde kullanılmaya başlandı ki dünyada bunlar yoğun şekilde kullanılıyor bu biyobenzer ilaçlar ve ülkemizde de yine belli firmaların ürettiği ürünler yine artık monoklonal teknoloji üreten ürünler kullanılmaya başlandı ki güvenlik ve etkinlik yönünden şu anda kullandıklarımızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Ve tabii takiben bunlar biyobenzerler yanında orijinal ürünlerin de yine bu alanda üretilmesine ihtiyaç var. Şimdi monoklonal teknolojiyle üretilen özellikle son dönemde kanser alanında kullanılan anti-PD-1, PD-L1 dediğimiz checkpoint inhibitörü veya tümör kontrol nokta inhibitörleri dediğimiz cevabı tümöre karşı immün cevabı oluşturan monoklonal teknoloji üretmiş ilaçlar ki şu anda onkolojide çok yoğun olarak kullanılıyor ve ülkemize de artık bunlar girmeye ve ruhsatlarını alıp belli endikasyonlarında kullanılmaya başladılar. Başlandı. Ve ancak bunlar maalesef çok büyük maliyetlerle bu ilaçlar gelmekte
ve bu ilaçların özellikle bizim gibi gelişmekte olan, ekonomik sorunları olan ülkeler için maalesef büyük bir sorun olarak gözükmekte bu ilaçları tüm ülke insanlarına kullandırabilmek ve bunların uzunca süre, bunlar tabii hastalar uzunca süre kullandığı için ülke ekonomileri için büyük bir sorun oluşturacak gibi gözüküyor. Bu nedenle bu teknolojiye öncelikle bizim monoklonal teknolojiye sahip olmamız gerekiyor. Bu tanımlanmış hedeflere yönelik ilaçları da bu teknolojiyle üretebilmemiz ve hastalara uygulayabilmemiz gerekiyor. Sorunuzun ikinci kısmına geldiğimizde ise burada tabii son dönemde maalesef olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Evet. Dünyada işte ilk son pandemi işte 1919 yıllardan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkıyor. Yaklaşık tüm dünyayı etkileyen bu süreç yaklaşık 10 yıl süreyle devam ediyor. Ve İspanyol gribi olarak adlandırılan bu süreç, işte geçmişte büyüklerimizin de bize anlattığı gibi çok büyük ülkemiz için, tüm dünya için 50-60 milyon insanın kaybıyla sonuçlanan önemli bir pandemi olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu süreç bir şekilde sonuçlanıyor ve artık günümüzde tıbbın bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde artık pandemiyle karşılaşmayız gibi düşünceler bizde varken maalesef bizim neslimiz de bu bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. Tabii pandemi bildiğimiz gibi bir Çin'de bir insanda başlayan bu süreç takiben tüm Çin'de Wuhan şehrinde başlıyor ve tüm dünyaya şu anda yayılmış durumda. Ve ülkemizde de şu anda 160-170 bin civarında vakanın olduğu ve 5 bine yakın insanımızda bu nedenle kaybettiğimiz bir süreci yaşadık. Ve son 3 aydır da maalesef ülkemizde bir yerde hayat durma noktasına geldi. Doğru. Tabii burada hayat durma noktasına gelirken biz hekimler maalesef bu süreçten bir şekilde bu süreci yönetmek durumunda kalan kişiler olarak bu hastanedeki hizmetlerimize devam ettik. Tabii bunu kontrollü bir şekilde devam ettik ve sürdürdüğümüz hasta bakımlarını biraz daha azaltarak özellikle bize ihtiyacı olan hastalara hizmet vermeyi hedefleyerek bu süreci yönettik. Kliniklerimizde özellikle bulaş riskini azaltmak için yatak sayılarını azalttık. Her odada bir hasta olacak şekilde. İki, hastaların refakatçisini bir tane tutarak ve bu refakatçilerin değişmemesini sağladık. Hemşire hizmetlerinde her hastaya belli bir hemşirenin hizmet yapmasını sağladık ve bu hemşire hizmetleri sırasında hastaları da her türlü kontaminasyonunu önlemek için tüm ateş ölçümleri ve diğer cihazları da yine hasta için kullanmaya çalıştık. Bunun yanında ziyaretleri belirgin oranda azalttık. Tabii bu süreci bu şekilde yönetirken maalesef tabii personelimizden de bir şekilde bundan etkilenenler oldu. Ve ancak bunlar herhangi bir klinik bulgu vermeden bir haftalık süreç sonunda pozitif olan testleri negatifleşti. Ve bizler için bir tehdit ortaya çıkmadı. Yani bu süreçte tabii hastanemizde, bizim klinimizde 5-6 personelimiz, hemşire ve hasta bakıcı veya doktor olarak pozitiflik ortaya çıktı. Ama klinik semptom vermeksizin bunlar genel olarak düzeldi. Hocam bu dönemde bir konudaki fikrinizi sormak istiyorum. Özellikle 65 yaş üstündeki kronik hastalığı olan hastalardan bu talepler geliyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının da hani devam etmesi nedeniyle hem hastalık takibi hem de önerilen tedavilere erişme açısından bir takım sıkıntılar yaşandığı söyleniyor. Bu konudaki deneyiminiz nedir acaba? Şimdi genelde dünya deneyimlerine bakıldığı zaman genellikle öldürücülük oranının özellikle 60-65 yaş üzerinde olan, bunun yanında eşlik eden diyabet, hipertansiyon, obezite gibi ve sigara kullanımı, bunun yanında kanser gibi hastalığı olan kişilerde bu oranlar, öldürücülük oranının %15'ler gibi rakamlara çıkıyor. Ülkemiz de aslında bu konuda güzel bir şey yaptı. 65 yaş üzeri insanlarımızı özellikle kapatarak, izolasyona alarak bu tip bu insanlarımıza bulaş riskini minimuma indirdi, en aza indirdi. Ve bu şekilde bu insanlarımız bu süreci her ne kadar evde biraz sıkılsalar da herhangi bir tıbbi bir zorunluluğa maruz kalmaksızın, entübasyon ve sonuçta hayatın kaybına giden durumlara maruz kalmaksızın bu süreci bir şekilde atlattılar. Bence ülkemizin başarısı bu. Diğer ülkelere göre bakıldığı zaman ülkemizde mortalite oranı %2.8 oranında
COVID enfeksiyonuyla ilişkili. Yani bu ülkemizden yapmış olduğu, özellikle bu yaşlı nüfusun, komorbid olan hastalıkları olan kişilerin izolasyonuyla bu başarı elde edilebildi diye düşünüyorum. Peki yani bu şunun için söylüyorum, özellikle bundan sonraki süreçte de bu hastalıklar devam edecek, bu tip ihtiyaçlar devam edecek. Sizin açınızdan bundan sonraki süreç için özellikle bir değişiklik var mı? Hasta rutini olarak yapmış olduğunuz hasta takipleriniz farklılaşıyor mu? Onu soracağım. Şimdi bu süreç içerisinde bizim hasta takiplerimizde özellikle kanser taramasını bir şekilde durdurduk. Ki buradaki amaç, kanser taramalarında 100 hastayı tararsak ancak bir ikisinde bir pozitif durum ortaya çıkartabiliyoruz. Ama bu kişileri bu tetkikler amacıyla, kontrol amacıyla hastaneye getirdiğimizde, bu enfeksiyon ve bulaş riskine maruz bıraktığımız zaman belli oranda bir mortaliteyle karşılaşabiliriz. Ve burada kar zarar oranını hesapladığımızda bu hastalarımız için zararlı olabileceğimizi, vereceğimiz bu dönemde yapılacak gereksiz tetkikler nedeniyle hastaneye ve sağlık tesislerine gelmesi. Hı hı. İkincisi, bir şekilde hastanelerin bu yükün bu alanda artırılması nedeniyle doğru olmadığını düşündük. Tabii tüm onkoloji camiası Türkiye'de ve dünyada da yine benzer şekilde oldu. Taramaları bir şekilde bu kanser taramını erken tanısı için bunları bıraktık. Ülkemizde 3 kanser türü için tarama programları yapılmakta. Bunlar işte kolorektal kanserler için 50 yaşlardan sonra 6-8 yılda bir kolonoskop değerlendirmeler, yıllık kayıtlı gizli kan taramaları. Hı hı. Meme kanseri için 40 yaştan sonra 2 yılda bir yapılan mamografik ve memenin muayenesi, mamografik ve memenin ultrasonografik değerlendirmeleri yapılmakta. Yine kadınlarda da 30'lu yaşlardan sonra serviks muayeneleri yapılmakta. Bu muayeneleri, bu taramaları bu süreçte ertelendi ve bu süreç büyük oranda kontrol altına alındığında tekrar bu kontrollerin başlaması gerekiyor. Bunun yanında biz kanser hastalarında özellikle daha önce kanser olmuş, kanser nedeniyle gerekli tedavileri almış, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tamamlamış olan hastalarımız için de bu takip belli aralıklarla biz takip ediyoruz. İşte erken dönemde 3 ayda bir, 2 yıldan sonra 6, 5 yıldan sonra yılda bir şeklinde bunları tarıyoruz. Bunların bu kontrollerini de bu süre içerisinde gelmeyin dedik hastaneye ki bir şikayetiniz yoksa, herhangi bir ağrısızlığı ve diğer hastalığa ait bulguları yoksa bu süreci evinizde izolasyon içinde geçirin şeklinde önerilerde bulunduk. Artık bu süreç ağır ağır günümüzde normalleşmeye başladığında hastalarımız yine tek gelmeye başladılar. Yine de biz biraz daha kontrollü şekilde bu süreci yönetmeye çalışıyoruz ki hastanemizde de yine bu süreç bir şekilde normalleşmeye başladık. Evet. Ama bunun tamamen normaliz diyemeyiz artık. Çünkü hala ülkemizde aktif enfeksiyon olan işte günlük istatistiklere baktığımız zaman 35 bin civarında aktif koronavirüs pozitif hastalar oldu. Doğru. Belli bölgelerde yine pozitiflerin geldiğini biliyoruz. Halen bu iş kontrol altına alınmış değil. Bu nedenle de dikkatli bir şekilde bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Hem sağlık çalışanları için, hem hastalarımız, hem hasta yakınları için bu sürecin bir hasarsız atlatılması gerekiyor. Peki bu dönemde ve bundan sonraki süreçte teletip dediğimiz olayın hasta takibi açısından artıları ve eksileri ne sizce? Şimdi teletip tabii artık bu süreç belli zorluklarla karşılaşınca aslında insanlar artık yeni yöntemler bulmaya çalışıyor. İşte sizlerle bu yaptığımız bir görüşme aslında bir teletip görüşümüz şeklinde. Evet, aynen öyle. Bu uygulamalar artık daha önce böyle bir şey uygulamalar yokken artık bunları daha fazla yapmaya başladık. Yine onkoloji alanında biz eğitimlerimizi yine bu yöntemle uygulamaya başladık. Doğru. Şu anda dünyada olan ASCO dediğimiz bizim en büyük kongremiz yine bu şekilde uygulandı ve de gayet başarıyla aslında bu süreci evimizde otururken toplantıları izleme şansına sahip olduk. Akşam çayınızı içerken bir taraftan da toplantıyı izleyebiliyorsunuz. Doğru. Doğru. Hatta interaktif bir toplantı bile yapmak mümkün olabiliyor. Alttan sorularınızı yazıp takiben karşıdan cevabı alabiliyoruz. Alabiliyorsunuz. Tabii. Hastalarla ilgili olarak geldiğimizde ise hastalarla ilgili bu tip uygulama henüz altyapımız çok uygun
değil. Belki hastalarımızdan bize ulaşabilenlere, özellikle belli iletişim kanallarını kullananlara gerekli cevapları verdik. Ama bununla ilgili olarak da bir sürecin yönetilmesi gerekiyor. Altyapının ortaya kurulması, konulması gerekiyor. Ona göre hastalarımıza buradan verdiğimiz önerilerin ne derece uygun olduğu veya ne derece uygun olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazen bu şekilde verdiğimiz kararlarla belki de yeterli veriye ulaşmadan belli bir karara ulaştığımızda zararlı da olabiliriz. Bunu bilmiyoruz. Bunun yanında diğer bunun kanuni altyapısı da belli değil. Burada malpractice vesaire uygulamaları için yarın neyle karşılaşırız, bizimle ilgili ne kararlar verilebilir, onları da bilmiyoruz aslında. Peki bu, hocam, pardon bir şey soracağım. Yani bu noktada sizce bu yaşanan değişimler diyeyim, kalıcı mı olacak? Şimdi tabii bu süreç özellikle bu koronavirüsle ilgili sürecin halen devam ettiğini biliyoruz. Toplumun 2-3 aydır bir şekilde eğitilmesi sonucu her gün televizyonlarda biliyorsunuz bu artık bu tip uygulamalar, konuşmalar var. Covid ile ilgili her türlü konuşmaları ve her covidolog dediğimiz çalışmalar yapılıyor. Evet, evet. Bu sürecin daha da uzun süre devam edebileceğini düşünüyoruz. Biraz daha herhalde önümüzdeki 1-2 yıl bu süreç biraz daha bizi meşgul edecek. Belki azalarak arada belli dönemlerde sayısal artışlar belki görebileceğiz. Ama bu sürecin daha da uzun süre devam edebileceğini tahmin ediyorum. Anladım. Peki yani bu söyledikleriniz bağlamında nasıl bir gelecek bizi bekliyor peki? Programımızın sonuna geliyoruz artık. Bu konuda görüşümüzü almak istiyorum. Gelecekte aslında herhalde şimdi daha önce birbirlerimizle daha yakın dururken, yan yana geldiğimiz zaman tokalaşırken veya işte karşılıklı öpüşürken bunlar artık muhtemel artık olamayacak. Çünkü herkes kendini bu süreç içerisinde enfekte, karşıdakini enfekte kabul etmek durumunda. Ve bu süreçte enfeksiyon riski nedeniyle bu süreci herhalde 2-3 yıl bu daha bir kontrollü olarak gideceğiz. Ve tabii bu tip davranış paterninin ilerideki yansımaları nasıl olur? Bunlar tabii bu muhtemel davranışlarımızda da bu şekilde yansıyacaktır. Ve dediğimiz gibi bu kanallar, işte teletip uygulamaları, uzaktan eğitim ve bu tip eğitim faaliyetlerinin farklı bir şekilde olması herhalde ileride yaşamımıza daha etkin bir şekilde girecektir. Ve bu süreç aslında bize özellikle sahip olduğumuz internet altyapısının ve telefonlarımızın elimizde bu şekilde karşılıklı ulaşılabilir olmamız aslında bu süreci çok daha rahat atlatmamıza neden oldu aslında. Evlerimizde işte bayram yaşadık. Bayramda yakınlarımızla, evimizde telefonlarla bayramlaştık, arkadaşlarımızla bayramlaştık ve bu bizi aslında çok büyük sıkıntıya sokmadan bu süreci daha kontrollü bir şekilde atlatmamıza yarar sağladı diye düşünüyorum. Herhalde bunlara da biraz daha alışkın olmamız nedeniyle bu süreçte ileride internet altyapısının daha da güçlenerek devam edeceği ve bunun hayatımızda çok daha büyük yer alacağını tahmin ediyorum. Yani aslında biz dokunmatik bir toplumuz. Belki de en zor tarafı oydu. Hani insanlar dokunmaya çok alışmışlar. Biz de pandeminin başından beri önerilen şey bu. Dokunmayın, maske takın, hijyen kurallarına uyun gibi bir takım öneriler var. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu sürecin kalıcı bir takım etkileri olacak gibi duruyor baktığımız zaman. Peki hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz, onu da alalım ve programı kapatalım. Şimdi bu süreçte tabii biz özellikle onkoloji alanında bu COVID enfeksiyonu sürecinde sıkıntılar yaşadık. Hastalarımız da bu süreçte biraz daha kontrollü şekilde takiplerini sürdürdük. Ama bu sürecin bitmesiyle beraber hastalarımızın kontrollerine uygun şekilde tekrar başlamaları, kanser tarama programlarının tekrar devam etmesi, daha ileri evrede ortaya çıkabilecek kanserlerin erken dönemde yakalanması mümkün olabilecek. O nedenle artık bu alanda da kontrollü bir şekilde kanser kontrollerinin de başlaması, hasta takiplerimizin başlaması uygun olacak. Çok yoğunlaşmadan, hastanelerin yükünü çok fazla artırmadan bu süreci biz hekimler ve hastalarımız hep birlikte yönetmemiz gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için.
Çok teşekkür ederim Zafer Hocam. Bizi çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Bu bölümümüzde Profesör Doktor Ahmet Özet bizimle beraberdi. Kendisiyle onkoloji hastalarının COVID-19 döneminde takibi ve yapılması gerekenlerle ilgili konuştuk. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.